Maddelerin elektriksel özelliklerini anlamanın temelinde katıların enerji band yapısına bakmak yeter. Burada odaklanacağımız yer içinde elektron barındıran en yüksek enerji bandı. Elinizdeki katı madde ne olursa olsun elektron barındıran en yüksek enerji bandı vardır değil mi? Çünkü elektronların sayısı sınırlı. Seçtiğimiz maddeye bağlı olarak bandımız tamamen ya da kısmen elektronlarla dolu olabilir. Dolu elektronları göstermek için burayı boyuyorum. Burasının elektronlarla kısmen dolu olduğunu varsayalım. Elektronlar daha yüksek sıcaklıkta daha fazla harekete geçtikleri için gelin biz mümkün olan en düşük enerji durumuna bakalım. O zaman mümkün olan en düşük sıcaklık söz konusu olmalı. O da zaten 0 Kelvin'dir. Bu sistem 0 Kelvin'de olsun. Sodyum, magnezyum, bakır veya demir gibi maddeleri ele alalım. Yani iletken maddeler. Bu tür maddeleri alıp bir sonraki mevcut enerji bandına bakarsanız bir sonraki enerji bandının şu bantla kesiştiğini görürsünüz. Daha önceden bu bantların kesiştiğini ve birleştiğini görmüştük ve iletken maddelerde ya da metallerde bantlar bu durumda kalmaya devam ederler. O yüzden bunlar aslında iki farklı enerji bandı değil. Çünkü kesişip birleştiklerinde bir büyük enerji bandı oluşturmuş oluyorlar. Şu kısmı biraz belirgin yapsam iyi olacak. Ekranın opak ayarlarını yaptım mı tamamdır. E i̇şte böyle. Gördüğünüz gibi kocaman bir adet enerji bandımız var ve kısmen elektronlarla dolu. Sıfır kelvinde bir sürü boş alan var. Sıcaklığı biraz arttırırsak ne olur? Termal enerji elektronları harekete geçmeye ve biraz yukarı çıkarmaya çalışır. Buradaki soru şu. Daha yükseğe çıkmasına izin verilen enerjiler var mı? Cevap evet. Burada aslında bir süreklilik yani burada kesintisiz enerji var. Tüm bu elektronlar serbest bir şekilde şu alanda dolanabildiği için de serbest elektron oluyorlar. Bunu büyük bir sınıf gibi düşünün. İçinde de yalnızca bu kadar öğrenci var. O yüzden öğrenciler istedikleri gibi hareket edebilirler. Evet, iletkenler için durum bu şekildeydi. Şimdi diğer maddemize geçelim. Burada en yüksek enerji bandı 0 Kelvin'de tamamen dolu olacak. Yine 0 Kelvin yazalım. Bir sonraki enerji seviyesine bakalım. İkisi arasında örtüşme ya da birleşme yok. Hatta birbirlerinden çok uzaklar. Bu enerji bandına band boşluğu ya da yasak enerji seviyesi deniyor. Çünkü elektronların burada bulunmaları yasak. Genelde bu kısım EG olarak kısaltılır. Bu band boşluğu 4 elektron volttan büyükse yani aslında 5 de diyebiliriz ama genelde 4 olduğu için öyle söyledim. 4'ten büyükse karşımızda yalıtkan bir madde var demektir. Örneğin cam ya da elmas buna örnek olabilir. Neden bu maddeler yalıtkan? Şu anda sıcaklığı biraz arttırırsak elektronlar o kadar da kolay harekete geçemezler. Diyelim ki elektronları şuradan şuraya hareket ettirmek istiyoruz. Mümkün değil çünkü burası yasak bölge. O yüzden bu elektronların ta şuraya kadar harekete geçmelerini sağlamak gerekiyor. Ve bir elektronun buradan buraya geçme olasılığı oda sıcaklığında bile düşük bir olasılık. O yüzden bu tür maddelerde oda sıcaklığında şu boş bantta çok küçük bir miktarda elektron olur. Bu sebeple serbest elektron sayısı ihmal edilebilir. Yalıtkanların yalıtkan olma sebebi de bu zaten. Şimdi de silikon veya germanyum gibi maddelere gelelim. En yüksek enerji bandı burası ve sıfır kelvinde burası tamamen dolu. Evet, tıpkı yalıtkanlarda olduğu gibi burası dolu. Sonraki enerji bandında durum biraz farklı. Yalıtkanlarla benzerlik olsa da buradaki yasak enerji boşluğu çok küçük. Silikon için 1,1 elektron volt olması lazım. Germanyum için de 0,7. Yani kabaca 2 elektron volt'tan küçüktür diyebiliriz. Bu sayı illaki her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Önemli olan küçük bir sayı olduğunu bilmemiz. Şimdi sıcaklığı arttırıp oda sıcaklığına getirirsek yalıtkanlara kıyasla artık elektronlar daha kolay harekete geçebilecek. Bu da daha yüksek olan enerji bandında iletim için hazır ve nazır bekleyen daha fazla elektron olacak. Yalıtkanlara göre daha fazla elektron. Ancak tabii ki tam iletkenler gibi bir durum söz konusu değil. İletkenlerde burada hiç boşluk yoktu. O yüzden tüm elektronlar serbestti. Burada çok azı serbest. Buradaysa neredeyse hiçbiri. Neredeyse diyorum çünkü aslında elektronlar var ama çok küçük sayıda olduğu için ihmal ediyoruz. İşte bu en sağdakiler tüm bu sebeplerden yarı iletken maddelerdir. Şimdi son bir nokta olarak şu iki enerji bandının isimlerini görelim. Sıfır kelvinde tamamen dolu olan şu en yüksek enerji bandının adı değerlik bandı. İşte şu ikisi değerlik bandı. Bunun diğer adı valans bandı. Evet şu bandımız valans ya da değerlik bandı ve sıfır kelvinde çoğu durumda tamamen dolu. En azından yalıtkan ve yarı iletkenler söz konusu olduğunda bu böyle. Şimdi buna değerlik denme sebebine gelelim. Değerlik kabuğunu hatırlarsanız elektron barındıran en dış kabuk. İşte bu değerlik o değerlikten geliyor. İletimin gerçekleştiği bir sonraki yüksek enerji bandına ise iletkenlik ya da iletim bandı deniyor. Yani elektronların iletim için buraya geçmesi gerekiyor. Yazalım. İletim bandı Sıfır kervinde iletim bantları hep boştur. En azından yalıtkan ve yarı iletkenler için. Peki ya iletkenler? İletkenlerde tek başına değerlik bandı diye bir bant tanımlayamayız. Çünkü burada tek bir büyük bant vardır. Aslında teknik olarak burası değerlik bandı olabilir. Çünkü en yüksek enerjili elektronların olduğu bant burası. Ama aynı mantıkla buna iletim bandı da diyebiliriz. Çünkü iletimin gerçekleştiği band burası. Yani iletkenler söz konusu olduğunda bu iki farklı band türünü birbirinden ayırmanın pek bir anlamı kalmıyor. Ancak yalıtkanlar ve yarı iletkenler için bu ayrımı yapmak önemli.